Atletizm Ansiklopedisi'nin sayfalarında eski milli atlet, beden eğitimi öğretmeni Sayın Murat Ayaydın var. Eski milli atletlerden Vasfi Özçelik, Nazmi Balasar soruyor. Şampiyon ve rekortmen Murat Ayaydın yanıtlıyor. Ansiklopedimizin sayfalarını çeviriyoruz. Hocam, kısaca kendinizi tanıtabilir misiniz? Nerede doğdunuz, hangi yılda doğdunuz? Bir sakıncası yoksa ilkokul, ortaokul. Liseyi nerede bitirdiniz? Böyle bir program yaptığınız için ayrıca size teşekkür ederim. 1965 yılında Balıkesir'de doğdum. İlkokulu, ortaokulu ve liseyi Balıkesir'de okudum. Atletizme de ilkokul yıllarında başladım. Daha sonra işte Gazi Üniversitesi'nde Caner Açıkada nezaretinde çalışıp spor hayatıma devam ettim. Gayet özür diliyorum. Ben başladım derken kim vesile oldu, kim buldu bu yeteneği? Bildiğiniz gibi 70'li yıllarda çocuklar sokaklarda oynuyordu çeşitli vesilelerle. Ben de o zaman sıçrama kabiliyetini olduğunu hissettim. Hatta çocuklara kaldırımlar arasında sıçrama, duvardan atlama gibi şeyler yaptırıyordum. O zamanlar... Sen yaptırıyordun ya. Evet, ben organize ediyordum. Lider. Evet, meyve ağaçlarına çıkıyorduk işte, inşaatlarda kuma atlıyorduk. Bir ara tabii o zamanlar bildiğiniz gibi yaz sezonunda spor okulları olurdu. İşte okulluklar kapanmış, 150 tane çocuğu çeşitli atletizm antrenörleri nezaretinde çalıştırırlardı. Biz de sağa yakın olduğu için Balıkesir'deki stada gittiğimizde o zaman Mehmet Yılmaz ve Hikmet Şen, Hikmet abimiz de 5000 metre, 10.000 metre Türkiye rekortmeniydi. O vesileyle sahada oynarken, minderlerden, engellerden atlarken işte yeteneğimiz olduğunu fark edip antrenörlerimiz burada boş boş çalışacağınızda bizim gruba katılın. Bu şekilde antrenmanlara devam ettiler, edin dediler. O vesileyle başladık. İşte ısınma turları, 400 metre, işte 1500 metre uzun atlama değişik branşlarda faaliyet gösteriyorlar. O şekilde başladım. İlkokulda işte o zamanlar yüksek atlıyordum. Daha uzun atlamaya geçmemiştim. Yüksek atlamada 1.23 atladım ilkokul 5. sınıfta. Çanakkale'de yapılan gruplar müsabakasında birinci oldum. Ondan sonra işte peyderpey devam ettik. Mehmet Yılmaz adlı antrenörümüzle çalışıyordum ben. Genellikle Hikmet abi uzun mesafecileri çalıştırıyordu. Onunla liseye geldiğimde lise 1'de 1.90, lise sonunda da 2.08 yüksek atlamıştım. Bunlar tabii yıldızlar rekoru, peyderpey gençler rekoruydu. Gençler rekoru ben kırmadan önce 2.06 ile Ekrem Özdamar'a aitti. O şekilde devam ettim. Yani üniversiteye başlangıcına kadar. Şeyde lise yıllarında bu yaptığın dereceler, gençken, yıldız ve gençken yaptığın dereceler. Evet. 1.90'dan başladın lisede. Evet. 2.08'e kadar çıkan bir şey. Peki başka sadece uzun şey atlamadın, yüksek atlamadın herhalde. Uzun da atlıyordu o zamanlar ama başladığın yıllarda atlamış mıydı? Evet. O zamanlar Tanju Yurtsever diye bir arkadaşımız vardı TED Koleji'nden. Uzun atlamada o başarılıydı. Ben şeyi atladım, 2 metreyle Yıldızlar Türkiye rekoru da kırdım. Uzun şeyde, yüksek atlamada. Sonra, daha sonra gençler kategorisine geçince 2.06 ve 2.08'de tekrar kırdım bu rekorları. Uzunda o zamanlar 6 metre falan atlıyordum. Tanju Yurtsever arkadaşımız o zaman 6.92 atlıyordu. Yıldızlar rekoru ona aitti. İlk defa 1982 yılında Yunanistan'da yapılan Balkan Gençler Müsabakası'nda milli takıma girdim. Orada kırmıştım zaten yüksek atlama rekorunu 2 metreyle. Ondan sonra peyderpey devam ettim. Bu arada ben şeyi merak ediyorum Murat'cığım. Boy kaç? Evet, boyun. Yani boyunla çünkü çok orantılı bu söylediğin şeyler. Yüksek atlamadır, uzun atlamadır. Boyla orantılı evet. Şeyler. Genelde yüksek atlayıcıların boyları bildiğiniz gibi 1.90 ve 2 metre üzerinde oluyor. Yani. İşte benim de bir sıçrama yeteneğim olduğu için veya tesadüf eseri yüksek atlamayla başlamıştım. En iyi derecemle mukayese edersek boyumun 50 santim üstünü geçmiş oldum. O da tabii dünya standartlarında bir derece. Boyuna göre en çok atlayan ilk 5 veya dünyanın ilk 3 atlet arasındaydım o zamanlar. Üniversite hayatınız hocam. Oraya nasıl yönlendiniz? Üniversite hayatımda da tabii sayısal bilgimiz fazla olmadığı için, yani üniversitede yüksek puan alamadığımız için tabii o zaman ilk basamak sınavıyla
beden eğitim bölümlerine giriş yapılıyordu. Manisa Spor Akademisi 315 puanla açtığı için benim puanım daha düşüktü. 305 puan almıştım. O da Gazi beden eğitim bölümünü tutuyordu. 84 yılında Ankara Gazi Üniversitesi'ne o şekilde geldik. Ankara'da yoğunluk. Spor girişiniz devam ediyor oralarda. Tabii Ankara'ya gelince Caner Açık adayla birlikte çalışmaya başladık. O esnada daha sistematik çalışmaya başladık tabii. Ve ondan sonraki gelişmeler? O zamanlar Caner abinin de burada bir grubu vardı. Gazi beden eğitim bölümünde hocaydı. İşte Taner Açıkada, Ahmet Sürücü, işte rahmetli Hasan Aydın falan, Güner Güngör. Öyle bir grup vardı. Gürbüz Gürbüzoğulları'nı da sayabiliriz. Orada işte yüksek atlamada daha detaylı çalışmalar yapmaya başladık. Ankara'ya geldikten sonra işte 2010, 2015, 2018 yüksek atladım. Daha bilimsel bir çalışma ortamına girdiniz. Tabii, evet. Caner Hoca'yla aslında merak ettiğim şey, şimdi sadece hani o söylediği boy ve kilo dengesinde sadece yüksek atlamayı söyledi. Ama diğer sporcular içinde bunu yapıp da yüksek atlayıp da uzun atlayan başka var mıydı? Başka bir örnek var mıydı mesela? Evet, tabii daha henüz o zamanlar uzun atlamaya tam olarak geçmemiştim. 6.97 metre civarlarında atlıyordum ama bir de 3 adım atlama var tabii benim yaptığım branş. 3 adım atlama da üniversiteler yarışında en iyi derecem 14.50 iken bir anda 15.50 atladım bir yıl içinde. Ondan sonra yavaş yavaş üniversiteye kaymaya başladım. Üniversitede bittikten sonra Caner Hoca Enka'ya gitmişti İstanbul'a. Ben de Galatasaray Lisesi'ne geçtim. Orada da artık uzun atlamaya başlamıştım. Karasana Kulübü'nde spor yaptım o zaman. Evet. Daha sonra Enka'ya falan geçmedin ama. Yok, Enka'ya geçmedim. Bir ara Fenerbahçe'ye geçtim. Yani Galatasaray'da Fenerbahçe'de sınıf bir yerde. Evet. Türkiye'de salon olmadığı için İstanbul'a gittiğimizde Galatasaray Lisesi'nde öğretmenlik yaparken hem Caner Hoca Enka'ya gitmişti o zaman. Atletizm bünyesini kurmak için, atletizm kulübünü kurmak için. Onunla çalışmalara devam ettim. Salonda olmadığı için yüksek atlama biliyorsunuz. Kışın atlamak için salon gerektiren bir branş olduğu için uzun atlamaya geçtik. Uzun atlamada da o zamanlar 7.44'tü Türkiye rekoru, Ertuğrul Candan'a aitti. Onu 7.48'de kırdım 88 yılında. Sonra 7.55'de kırdım. İşte Mete Ayaz ve Erin May rakiplerim onlar bir ara kırdılar 7.64, 7.63'le. Tekrar 7.65'de kırdım. O 2-3 sene arada 3 adım da atlıyordum tabii. 90 yılında İstanbul'daki Balkan Şampiyonası'nda 7.89 atladım. Uzun atlamada. Ertesi yıl 3 adım atlamada kırdım. Aşkın Tuna'nın 23 senelik rekorunu. 16.01'di. Evet. Sonra 16.12 atladım orada. Hala Caner Hoca ile çalışmaya devam ediyorduk yani o esnada. Hem uzun hem 3 adımı birlikte yürütüyordum. Artık yüksek atlamayı bırakmıştım. Ama yani yine neresinden bakarsan 2 metrenin üzerinde yüksekte evet. Atlıyordun yani. Tabii bu atlıyordum. Uzun ve 3 adımda çalışmaya başladığım dönemde onu da yapıyordun. Evet. Aslında pentatlon için falan da bayağı bir iyi altyapın var senin. Evet. Anladığım kadarıyla. Dekatlon. Dekatlon da güzel bir branş, zor bir branş ama uzun mesafeler iyi olmadığı için ben de hani biliyorsunuz bir beyaz kas, bir kırmızı kas durumu şimdi olduğu için atletlerde dayanıklılık özelliğim yoktu. 400 metre, 1500 metre gibi şeyler. Bir de tabii ağırlık veremedik. Atlama branşları da atma branşları da var. Aslında yapabiliyorum. Ama yaptım. Birkaç kere yaptım. İşte 5600, 5700 puanlar civarında. Evet. Hocam ben de düşünüyorum. Murat Hocam şunu söylemek istiyorum. 87 yılında Milano'da 22 yaşında 2.18 yüksek atlıyorsunuz. Evet. Yine 90 yılında 25 yaşındayken 7.89 uzun atlıyorsunuz. 91 yılında 16.12 ile Dijon'da 3 adım atlıyorsunuz. Evet. Yani bir sporcu da bu 3'ü 4'ü de olabilir. Örneğin 100 metreyi 10.7 koşuyorsunuz. Yani bütün daha bazı dereceleriniz var ben söylemek istemiyorum. Şu 4 tanesinde bile yani bir sporcuda olmayan özelliklere sahipsiniz. Bir dekatlon yarışmasına giriyorsunuz. 5.631 puan alıyorsunuz.
Şimdi ben şu derecelere bakıyorum ve geçmişi biraz inceledim. Türkiye'de şeref listesine girmiş sporcu abilerimizin bir kısmı ile aynı dönemdeyim, bir kısmı benden küçük. Bu derecelerini bir araştırdım. Bunun yanına bile yaklaşamıyorlar. Ama 6000 üzerinde puan alıyorlar. Burada bir tezat yok mu hocam? Orayı bize açar mısınız? Yüksekte çok başarılı bir dereceniz var. Uzunda çok başarılı bir derece. Çok önemli başarılı, çok önemli. 100 metreniz bu kadar güçlü. Diğerlerde yürüseniz yani mesafeyi yürüseniz bile çok çok üzerinde puan alırsınız. Bu neden? O gün formda mı değildiniz? Bir daha denemediniz mi? Evet. Tabii bir daha denemedik. Evet. Bir de sebebi şu. 10 tane branş olduğu için dekatlonda atma branşları da tabii spesiyel. Evet. Atma branşlarından puan alamayınca sırıkla yüksek atlama da var. Orada da kötü olunca işte 400 metre de kötü olup 1500 metre de işte dayanıklılık olmadığı için bir de özel çalışmalar yapmadığımız için ama yani yeterince uzakta durmadınız hocam, dursaydınız. Tabii 7000 Nurullah yani. Can'dan da 7000 puan yaptığı evet, için üzerinde duramadım tabii uzun atlamada daha başarılı olduğum için. Yine de bayağı spesifik zor bir branş dekatlon. Ve hala Murat'cığım spor yapmaya devam ediyorsun. Evet. Ve düzenli olarak yapıyorsun. Şu anda mesela hadi bir yüksek atlantisler ne yaparsın? Bir uzun atlama üç olur yapsan. Zaman zaman veteranlarda yarışıyoruz ama işte 1.75, 1.80 civarı atlıyorum. Uzun atlamada 6.50. 3 adım atlamada 13.50 civarında. Bazen de görüyorum çocuklarla beraber sprint de yapıyorsunuz yani. Evet, bir de bir şey söylemek istiyorum. Bu hem hızlı atlamada hem 3 adım atlamada Türkiye rekoru kıran başka kimse yok. Bu da bir yani yüksek atlamada da büyükler rekorunu kıramadım bir tek Ekrem Özdaman'ın. Salon rekorunu kırdım. O salon o rekoru 2.15. 3 rekorda diyebiliriz ama yani salon. 3 rekorda olabilir. Çünkü hem uzun hem dikkat ederseniz hem uzun hem 3 adım atlamada yani hatırladığım kadarıyla yok. Ruhi Sarıalp'ten başlarsak, Temel Erbek, işte Aşkın Tuna, o branşı yapanları. Artık bu üçünü yapan dünyada zaten yok. Benim bildiğim. Hatırladığım yok. Hocam yani. Sizin bu özelliklerinizi bilen, sizi yakinen tanıyan atletizm otoriteleri, yani bir takım antrenörünü yapmış, hale yapmakta olan bu kişilerle yaptığım görüşmelerde sizin bu branşlar değil de 400 metre koşsaydı dünyanın sayılı 400 metrecilerinden biri olur iddiasını savunanlar var. Siz ne dersiniz? Tabii olabilir muhakkak. Ama ben 100 metre ve 200 metrede daha şanslı görüyordum kendimi. Ama çalışarak daha da sprint gücünü arttırarak dayanıklılığı 400 metre de spesifik bir branş. Orada da muhakkak başarılı olur. Söyleyen kişiler çok iddialı yani. Dünyada ses getirecek bir 400 metre derecesi yapardı derler. Evet. Zaten foil'le atlayışlarım da bayağı 8 metrenin üzerinde çok atlayışım var ama birer santim, ikişer santim faulle geçersiz sayıldılar. O yüzden yani esasında atlayacağım dereceyi atlayamadım uzun atlamada. Peki Murat'cığım, şimdi bir sürü uluslararası yarışmalarda da ülkeyi temsil ettin sen. Evet. O yarışmalardan biraz bahseder misin? İşte Akdeniz oyunlarıdır, Balkan şampiyonlarıdır ve orada aldığın derecelerle ilişkili. Evet, şimdi 3 defa Balkan Gençler Şampiyonası'na gittim. O zamanlar Balkanlar bir aylık güçlüydü. Yani Sovyet dönemi. Evet, Sovyetler yani dağılmadan, dağılmadan evvelki dönemleri diyor. Üçüncü, şey, dördüncü oldum. Zeki Öztürk sadece bizim zamanımızda madalya alıyordu. Dört defa Akdeniz oyunlarına katıldım. Daha doğrusu Laskiye'de olana bir sakatlandığım için kadrodan çıkarıldım. Orada da beşinci, altıncı falan oluyorduk işte çeşitli aksiliklerden dolayı. Üniversite oyunlarına da katıldık. Balkan şampiyonalarında bir ikinciliğim, bir üçüncülüğüm var Yunanistan'da, Atina'da, 91 yılında, 3 adım atlamada. 90 yılında İstanbul'da ikinciliğim var, uzun atlamada. Onun haricinde tabii bizim dönemin atletleri, siz de biliyorsunuz fazla, atletizm popüler olduğu için dünyada çok büyük fazla madalya alınamıyordu. Bu Süreyya Ayhan'la başlayan bir süreçte daha sonra bir o zincir kırıldı. Yani o zaman madalyalar alınmaya başladı. Eşref, Apak, Nevin yani. Bir de şey de yani bizim dönemimizde ki o ruh, amatör olan ruh daha tabii sonra işi parasal hale dökmeye başladı. Ve yani insanlar daha bir üzerine düşer oldular.
Sen belki o kadar ya da bizler işte kendi adıma söylüyorum. Bizler o kadar çok üzerine düşemedik. Tabii ki. Olamadı. Bazı şeyler eksik kaldı. Doğru. Federasyondan bütçeleri sınırlıydı işte. Çok iyi atletlere bile kamp yapamıyorlardı. Her ay. Kamp yapamıyordu. Mesela yarış eklerinde işte derece koyulurdu, baraj koyulurdu. Yabancı baraj geçerlerdi. Hocam ayakkabılarımız yok. Koşu açtı. Şimdi malzemeler yoktu. Yabancı antrenör son dönemlerde getirildi. Atmalara Andre Chelsea geldi. Onun büyük faydası oldu. İkisi oldu diyorsun. Tabii sonraki atletler biraz daha profesyonel yapmaya başladılar. Ben de tabii okula gitmeyip kamplarda kalsaydım muhakkak çok daha iyi derece atlardım. Yani o dönemlerde şimdi, öğretmenlik yapıyorduk. Yani şimdi mesela 100 metre 10.7 koşmuşsun. Doğru mu? Evet, ilk deneme yarışlarında. İlk deneme yarışında 10.7 koşmuşsun. Şimdi bugün spesifik olarak 100 metre antrenmanı, 200 metre antrenmanı yapsaydın 10.2'ler civarında olacaktın belki. Belki daha iyi olacaktı. Bilemiyoruz yani. O branşlara yönelseydim dediğiniz gibi 400-200-100 elektronik de olarak daha iyi, çok daha iyi dereceler. Çok daha iyi dereceler olabilir. Zaten uzun atlama da sürate dayalı bir branş olduğu için. Bu şekilde bir şey. Zaten sürate dayalı, mecburen sürate olmak zorundasınız zaten. Evet, atletizmde de süre çok hızlı geçtiği için bir anda spor hayatının sonuna geliyorsun zaten. Peki bu spor yaptığın dönemlerde sakatlık şeyine hiç takıldın mı? Bir ara evet. Yüksek branş itibariyle hocam çok sık sakat olunabilecek branşlardasınız. Üç adım atlama, yüksek atlama, uzun atlama. Antrenmanda bir hatadan dolayı işte yüksek atlarken ayağımı burktum çivilisiz atladığımdan. Bir de Milletler Kupası'ndan sonra Avusturya'da Linz'de sakatlandım. Yine tartan eskiydi. Çivili ayakkabının kayması sonucu ayağım burkuldu. O 1,5-2 ay alçıda kaldı. Yani ayak bileği sakatlığı geçirdim ciddi. Onları da atlattık tabii. Ve diz sakatlıkları gibi büyük sakatlık geçirmediğimiz için. Dizler maşallah o zaman iyi sağlam senin dizlerin. Evet. Bu şanslı eseri. Yani yani. Ayak çekmesi, hamstring yırtığı gibi sakatlıklar olmadı. Öğretmenliğe başladık sonra. Öğretmenlik ilk Galatasaray'da başladık. O biraz öğretmenlikten bahseder misin bize? Evet. O dönemlerde ilk talimim benim Kars İmam Hatip Lisesi'ne çıkmıştı. Kars. Oraya gitmedim. Galatasaray Lisesi Müdür Muavini Necati Aktaş da Galatasaray Kulübü. Eski atletlerden de. Eski atletlerden de. O gel Galatasaray Lisesi'nde ücretli derse gir demişti. Sana yeterince maaş, ücret veririz dedi öğretmen maaşı kadar. Hem antrenmanı yapmış olursun dedi. Caner Açıkada da o esnada İstanbul'daydı. O ara gittim İstanbul'da çalışmalara, Galatasaray Lisesi'nde başladım. Ders programını da uygun hale getirdiler. Okul Beyoğlu'nda olduğu için Enka'ya gidip gelebiliyordum Beşiktaş'tan rahatça. Daha sonra işte tayin işlerinde milli takım sporcularını Ankara'ya tayin ediyorlardı. 91 veya 92 yılında Ankara'ya tayin çıktı. Milli eğitimden millilik belgesi vererek. Sonra tekrar Ankara'da İncirli Endüstri Meslek Lisesi'nde başladım görevi 1992 yılında. Tabii Caner Açık'a da o sınavda İstanbul'da olduğu için bir ara antrenörsüzlük durumu oldu. Mesela Osman Coşkun Türk'le çalıştım. Alparslan Çetin'le, daha sonra Cahit Yüksel'le. Peyderpey devam etti 2004'e kadar. Ve o sırada öğretmenlik de yapıyorduk tabii. Şey yaptığım dönemde, peki öğretmenlik yaptığım dönemlerde Türk atletizmine bağışladığın atlet var mı yapan çocuklardan? Pek antrenörlük yönüne eğilmedim ama Saray İlköğretim Okulu'nda seçtiğimiz bir öğrenci, yetenekli bir kız vardı, onu Cahit Yüksel'e verdik. O bayağı 400'de 800'de milli takıma girdi Yıldızlar'da, gençlerde. Ondan sonra Keçiören'de Çizmeci İlköğretim Okulu'ndan Merve Menekşe diye bir kız vardı. Onu çalıştırdım bir süre. O da atletizm sahasında Osman Pehlivan'la birlikte yüksek atlamaya başladı daha sonra. O da şu anda milli takım sporcusu. 23 yaş altında. Sporculuğu ne zaman noktaladınız hocam? Sporculuğu işte... Ya da noktalamaya karar vermenize neden olan bir şey var mı? Uzun yıllar yaptım. 40 yaşına kadar. En son Cahit Yüksel'le çalışıyordum. 2000'li yıllarda
yine hala 7.67-70. 2004'te de en son Romanya'da 7.61 atladım. Daha sonra artık tabii 40 yaşından sonra yapmak zor olduğu için peyderpey bırakmak zorunda kaldık. Noktalamak zorunda kaldık. Ama şimdi hala sağlık sporu sağlık için yapıyoruz. Yapıyorsun. Her gün antrenman. Gayet de iyi, faal, hala güzel derecelerde yapıyorsun yaşa göre. Evet, fena değil. Harp okuluna da gidiyoruz işte öğrenci çalıştırmaya. Hmm. Kendi antrenmanlarımızda devam ediyoruz ama tabii üst düzey bir öğrenci çalıştırma durumuna gelemedik. Artık gel. Evet, inşallah. Hocam şöyle bakıyorum, yani eğitiminiz başarılı bir şekilde devam etmiş. Sporculuğunuz zaten tartışmasız. Türkiye'nin gelmiş geçmiş bu branşlarda yaptığınız derecelerle şeref listesinde yer alıyorsunuz. Öğretmenlik devam ediyor. Ya ben kendi adıma söylüyorum, yani federasyon sizler gibi, isim vermek istemiyorum, çok sizler gibi değerli kardeşlerim var. Farklı bir şekilde değerlendirilse, yerli ve milli sporcularımızın yetişmesinde, uluslararası arenalarda, olimpiyatlarda, kürsüde yerli ve milli sporcu görmek isteriz. Hazır sizler gibi değerli kardeşlerimiz varken neden değerlendirilmez? Bu bugünün sorunu değil. Kısaca onu söyleyeyim de. Evet hocam. Ben görmek isterim. Siz söyleyeceğiniz bir şey var mı bu konuda? Tabii eski atletler, yani ünlü eski atletlerin hepsi antrenör olacak diye bir kaydı yok ama. Yok tabii şüphesiz. Kimi işte kamp müdürü olarak görev yapıyor. Daha doğrusu daha onun kardeşleri, abileri tarafından federasyonda görevler veriliyor. Federasyonun çeşitli kademelerinde. Kimisi antrenörlükte başarılı oluyor. Artun abimiz gibi. Ama tabii o ayrı bir meziyet olduğu için antrenörlük, hani çok iyi sporcu olur. Siz tercihinizi buraya kullanmak istemediniz. Evet, tabii. Tamam. Yani bir de çok yetenekli sporcuyu bulmanız lazım. Ona göre antrenörlük vasıflarınızın olması lazım. Tabii onlar biraz daha eksik olduğu için diğer yönlerde çalışmalarda bulunduk. Federasyonda yüksek atlama sorumlusu oldum bir ara. Ama mutlaka değerlendirilmeniz gerekiyor. Ben o görüşteyim hocam. Evet, teşekkürler. Çok arkadaşlarımızın bilgi birikimi, CV'si bu kadar güçlü olan kardeşler mutlaka ama mutlaka bir yerde değerlendirilmesi lazım. Evet, tabii bizim de gayretimizle muhakkak değerlendirmemiz lazım. Peki Murat'cığım, geçmişe baktığında bugüne kadar gelen böyle atletizm camiasının gelişimiyle ilişkili, ya şunlar yapılsaydı daha iyi olurdu diyebileceğin, evet, fikirlerim vardır mutlaka. Onları öğrenmek isterim. Tabii ki 70'li ve 80'li yıllarda atletizm bildiğiniz gibi dünyada çok popülerdi. Çünkü Doğu bloku henüz parçalanmamıştı. Çok kapalı bir dünya vardı. Yurt dışına çıkmak önemliydi. O yüzden Doğu bloku Sovyet atletleri veya şeylerin çok başarılı olduğu için daha çok insanlar atletizme önem veriyordu. Basın, yayın. Sonra günümüzdeki hani internet çağında biraz zor gelmeye başladı atletizm. Diğer popüler sporlar, ekstrem sporlar çıktıktan sonra biraz ilgi falan azaldı. O nedenle işte yeni başlayanlara atletizm çok sevmeleri lazım bir kere. Cazip hale getirmek lazım. Daha cazip hale getirmek lazım. O zamanlar bilmiyorum, ekonomiler de biraz daha mı kötüydü. Şimdi daha çok spora önem veriyorlar, para aktarıyorlar. Sponsorlar yoktu tabii eskiden. Hani büyük kulüplerdeki sporcular hani stat gelirleriyle maaş alıyorlardı. Siz de bilirsiniz, hani Fenerbahçe stadında maç oluyor. Muhasebe müdür parayı topluyor, amatör branşlara dağıtıyordu. Şimdi futbolda sponsorlar bulup ayrıldığı için amatör branşların da tabii sponsorları var. Biraz daha federasyon da çok destek oluyor. Tabii eskiden o kadar olmuyordu bildiğiniz gibi. Yani 70'li 80'li daha amatörce yapılıyordu. Evet. Maaşlar da fazla veriliyor şimdi, kamplar da fazla. İşte Türkcell sponsor oluyor, federasyonun bir sürü yardımcı elementleri var. Eski federasyonlar gibi değil yani. Evet. O yüzden şimdi başarılı olmak daha kolay tabii, yetenekliysen. Ve cazibeli olan daha çok şey var. Ödüller arttı. İşte olimpiyat, dünya şampiyonu olanlara verilen ödüller arttı. Biraz daha günümüzde yapmak daha şey, kolay gibi geliyor bana. Hocam başarılı ve uzun bir spor hayatınız var. Yurt
yurt içinde, yurt dışında, uluslararası müsabakalarda, Türkiye'de yapılan müsabakalarda, kamplarda sporcuların çoktur. Unutmadığınız ya da unutamadığınız anılar var mı? Bize aktaracağınız. Ya böyle sorunca insan evet. Hani geldi mi? Bir de gelmiyor ama başka bir şeye geçip sonra aklınıza geldiği zaman da cevap verebilirsiniz. Evet, doping kontrolüyle ilgili bir anım var. Danimarka'da 3 adım atlama doping o zamanlar kurayla belirleniyordu kime kontrole alınacağı. Mesela 3 adım atlama ikincisini, pardon 3 adım atlama birincisine çıkmıştı kura erkeklerde. Ben son aklara kadar 3. sıradaydım. Son akta Finlandiyalı. Finlandiyalı 15.85'le 1. sıradaydı. Tam ben son aklıma gelirken doping kontrol memuru Finlandiyalı'ya doğru yöneldi. Ben son aklımda 15.98 aklınca tekrar yolum değişti, bana geldi. Ve doping kontrol odasına gitmiştik Münir abiyle. Çok Münir Yaraş'la. Çok sıvı kaybettiğimiz uzun süre bekledik. Doping numunesini vermek için saatler geçti. İşte Danimarkalı doktor dedi ki sırt üstü yatıp ayaklarını sandalyeye koyarsan daha rahat olur diye. Öyle yaptık. Münir abi de dedi, esir aldın beni burada dedi. 4 saattir dedi, bekliyoruz dedi. Öyle bir anım var. Evet. Daha çok anımız var da. Tabii böyle seyahatlerde işte gittiğin ülkedeki yaşadığın olaylar falan. Yani aklıma gelen böyle ilginç. Mesela ya işte şöyle bir şey yaşamıştık. Murat'cığım, bir Polonya'ya gittiniz. Polonya'da bir kamp yaptınız. Oradaki şartlarla bizim ülkemizdeki şartlarla böyle bir kıyaslarım orayla ilgili biraz bilgi verebilir misiniz? Evet. Tabii Aşkın Tuna döneminde Polonya'da kamplarımız olmuştu. Yine atlayıcılar, işte yüz metreciler falan karışık bir kafileyle gitmiştik oraya. Ve Polonya'nın önce Varşova'da bir 2-3 gün kaldık. Yine klasik Doğu Bloku'nun kasvetli şehirlerinden biriydi. Ondan sonra onların bir kamp merkezi vardı Lodz'da. Oraya gittik işte. Kafilede rahmetli Ahmet Melek, Artun Talay, Yavuz Kızılçubuğu, Temel Erbek, Tanju Yürsel, Aycan Tuncay Engin, Biyim, Semih Onur antrenör olarak, Sevgi Şen, Murat Elçin gibi atletler vardı. Bu Polonya'daki kamp merkezinde o zamanlar 200 metrelik salon henüz yapılmamıştı, inşaat halindeydi. Böyle yine karlarla kaplı bir yerde, bir kasabanın yanındaydı kamp merkezi. Tabii mutfağı da bize pek uygun değil. İşte halterciler, Polonya milli takımı, sporcuları, kayakçılar, birçok branştan sporcular kalıyordu. Hatta biyomekanik analizler de yapılıyordu. Şeyde, o zaman bir odaya girmiştik. Onların olimpiyat şampiyonu sporcuları vardı 80 Moskova olimpiyatlarında. Sırıkçı Vladislav Kozakiewicz. Onun işte 8 milimetrelik filmle onun görüntülerini izletmişlerdi bize. Polonyalılar. Hatta nasıl geçtiklerini falan. Onun meşhur bir hareketi vardı Kozakiewicz, sevinme hareketi. Ruslar nasıl geçtim der gibi. Onu gösterip gülüyorlardı, hatta dalga geçiyordu Ruslarla falan diye. İşte yemeklerde de alışık olmadığımız jöleli balık vardı. Ondan sonra zeytin, peynir fazla yok. Sabah kahvaltısında öyle jöleli balık veriyorlardı. Daha kötü yemekler. Artun abi yine orada devreye girdi. Dedi bir kuzu veya koyun alalım da dedi. Onu dedi parçalayalım, para toplayalım aramızda. Bari mutfağı da tarif edelim, güzel bir bize yani soğanlı et yemekleri yapsın, şunlar bunlar yapsın. Zaten sebze yemekleri de olmadığı için öyle bir şeye önem yok olmuştu. Ondan sonra biraz daha güzel yemekler çıkmıştı. Şeyde, kampta kalırken çeşitli antrenmanlar yapıyorduk. Büyük salonları vardı 100 metre uzunluğunda. Sonra açılıyor. Tavan yükseliyor, yine kibrit kutusu gibi büyük bir alan oluşuyor. Orada basketbol potaları, seyyar atma çemberleri falan vardı. Bir halter salonu da hemen yanındaydı. Çok güzel antrenmanlar yaptık 20 gün boyunca. Bunun şey için merak ettim. Yani Polonya o zaman da ve bugün de hala Polonya'da müthiş bir spor ekolü var. Yani spor diyorum çünkü sporun bütün branşlarında dünyada söz sahibi bu insanlar.
Evet, Polonya'da şu anda tabii o büyük salonun bitmesiyle yeni 400'cüler, 200'cüler, 60 metrecilerler tabii çıkmaya devam ediyor. O zamanlar da Polonya'nın en iyi atletlerinden onları söylemeyi unuttum. Marian Voronin ile Vuşola vardı 80 Moskova Olimpiyatı. Yüksek atlamada Vuşola ikinci olmuştu. Marian Voronin de Avrupa rekoru kırıyordu 60 metrede. 76 Olimpiyatlarında da finalde herhalde 6. veya 5. oldu. Bu antrenmanlardan sonra, daha doğrusu Balkan ülkelerinde de vardı bu Sovyet ekolü, spor okullarından tabii öğrenciler yetişiyor. Sporcular otelden ayrılmasın diye yemek yedikleri salon diskoteye çevriliyordu gece. Daha çok genç sporcular olduğu için kızlı erkekli. Yemekten sonra orası ışıklandırılıyor işte, bir amfiden müzik veriliyor. Çocuklar orada dans ediyor. 9'dan 10'a kadar veya 10.30'a kadar. Veya yemekten sonra işte 8.30-10.30 arası kurtlarını döküyorlar, dışarıyı gezmeye ihtiyaçlarını hissetmeden hemen yatıyorlar. Öyle sistemleri de kurmuşlardı. Yani Doğu bloku insanların en doğal hakları yani. Sadece spor değil tabii ki hayat. Dışarıya kaçmalarına engel olmak için de bu tür güzel faaliyetlerde bulunuyorlardı yani. Tabii. O Lodz kentindeki küçük kasabanın şeyine de gidiyorduk. Diskosuna. Diskosu, kafeleri vardı. Onları da gezmeye gidiyorduk bu arada. Hocam, Türk atletizmin gelişimine uzun yıllardır katkıda bulunan çok güzide kulüplerimiz var. Bunların başında Fenerbahçe, Galatasaray. Tabii bu kulüplerde de atletizmin gelişebilmesi için Galatasaray, Fenerbahçe'nin yöneticilerine bu kulüpleri kuralım, devam ettirelim diye bir istek, bir talep var. Bu doğrultuda. Şimdi sorum şu, hem Fenerbahçe'de yer aldınız bu yüzünde büyük kulüplerimizde, hem de Galatasaray'da yer aldınız. O dönemde kulüpleri yöneten, atletizme katkı sağlayan idarecilerimizi sizden duymak isterim. Kimlerdi, ilişkileriniz nasıldı? Evet, ilk önce ben Galatasaray Kulübü'ne geçtim. O zaman Galatasaray Kulübü tabii Galatasaray Lisesi'nden etkilendiği için, Galatasaray Lisesi'nde öğrenciydi o zaman, şu an doktor Ahmet Karada. Tabii ben geldiğimde daha önce Cemal Anadolu diye bir menajerim varmış, herkesin bahsettiği abilerimizin. Cemal Anadolu'dan sonra Fikret Üstünsoy başa gelmiş. İşte o zaman Münir Yaraş da, Necati Aktaş da yanında yardımcılarıydı. Münir abi de Galatasaray Lisesi mezunuydu. Benim transferimde Ahmet Karadağ'da, o zaman Ahmet Karadağ'la lise yarışlarından tanışıyorduk. Beni şey de istiyordu o zaman, İzmir Yupi, Çimentaş'ın eski adıyla İzmir Yupi kulübü vardı. İzmir Yupi'ye gidecekken işte Galatasaray öncelik davranıp Galatasaray'a transfer oldum işte. Fikret abi, Fikret Üstünsoy yönetimindeydi o zaman. Temel abi, Şükrü Çaprazlı, Murat Akman, işte Osman Tayyip Demiralay gibi Galatasaray'da kökenli arkadaşlarımız. Çok iyi sporcular vardı o zaman. Büyük katkılar olmuştur Türk atletizminde Fikret Üstünsoy'un. Daha sonra bir süre sonra Fenerbahçe devreye girdi. Fikret Çetinkaya muhasebe müdürüydü Fenerbahçe'nin. Tabii Fikret abi de kulübe daha çok hakim olduğu için futbol takımıyla, basket takımıyla muhatap olan, paraları ödeyen kişi olduğu için atletizmine de belli bir bütçe ayırabiliyordu. O bütçe sayesinde işte 83 yılında en son Galatasaray şampiyon olduğunda veya 84 yılında Galatasaray o zamana kadar 18 kere şampiyon olmuş üst üste. Önce İTÜ'de de iyi atletler vardı İstanbul Teknik Üniversitesi'nde. Onlardan bir kısmını Galatasaray'dan işte bir kısmını bizi de transfer etti. Toplu para, transfer ettikten sonra şampiyon oldu. Fikret Çetinkaya dönemi başladı genelde. O arada da Fikret Üstünsoy biraz daha devam edip emekli oldu zaten kulüpten. Necati Aktaş devraldı kulübü. O sırada Münir abi de Fenerbahçe'ye geçti. İşte Fenerbahçe'de Adnan Karakaş, Tuncay Liman, Fikret Çetinkaya yöneticiler vardı. Şampiyonluklar peş peşe almaya başladı. Fikret abi tabii futbol takımı gelirlerine de hakim olduğu için sporculara ödeme yapmakta tabii zorluk çekmiyordu. Hani Galatasaray'da öyle bir şey olmadığında
daha böyle bir güçlü, kuvvetli bir takım kurdu. Yabancı transferler yaptı. O şekilde başarılar devam etti. Evet Murat'cığım, bugün de soruna geldik. Güzel bir söyleşiydi. Ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Teşekkürler. Ben de böyle bir program yaptığınız için emeği geçen herkese teşekkür ederim. Ve biz de Orhan Altan Adresi'nin grubu olarak böyle bir günü anısına böyle bir hediye yaptık. Bu şekilde sağ olun, var olun. Sunmakla da onaylıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, biz teşekkür ederiz. Başka programlarda buluşmak üzere. Hoşça kalın.